Arkadaşlar merhaba. Sabah yavrularımızı uçurmuştuk. Şimdi biraz yemlemiştim. Kümeslerini almıştım tekrar. Şimdi akşamüstü tekrar dışarıya çıkardım. Bir sefer daha uçacaklar. Güçlü olduktan sonra yavrular günde 2 kere 3 kere uçmasının herhangi bir sıkıntısı yok. Ama peş peşe kovalamayın yavruları. Peş peşe kovalarsanız bıkacaktır ve başka yere atacaktır. Zaten hani kasları henüz gelişmemiş kuşların. O yüzden biraz zaman tanımanız lazım. Yavruları alıştırırken de kuşları ilk özellikle kovalamada poşetle falan üstüne hücum eden arkadaşlar var. Veya fazla yemleyen, yemi bırakıp önünden hayvanların, hayvanlar yem yedikten sonra kovalamaya çalışan arkadaşlar var. Şimdi bunlardan uzak durmamız lazım. Hayvanın kendini güvende hissetmesi lazım. Siz eğer bunu yaparsanız, hayvana poşetle vesaire saldırırsanız, ürkütürseniz ciddi anlamda, hayvan da doğal olarak kendisine oradan saldırı olduğunu düşündüğünden sizin damınıza alışmayacaktır, yerinize alışmayacaktır, sağa sola konacaktır. Aç kaldığı için en son sizin oraya gelecektir, akşamüstü veya kafasına göre. Hayvanlarımızı kaldırdıktan sonra kendi kendine uçacağı konmasını hissettiğiniz zaman alttan pırıltı verin, nereye ineceklerini gösterin hayvanlara. Bunu birkaç kere yaptıktan sonra artık hayvanlar nereye ineceklerini, ne zaman uçacaklarını anlayacaklardır. Bir de kuşlarımız indikten sonra asla başıboş bırakmayın. Eğer mümkünse kümeslerine tekrar koyun ve uçuracağınız zaman çıkın, çıkarın. Başıboş sağda solda gezmesinler. Disiplinsiz oluyor arkadaşlar öyle yaparsanız. Kendilerini de yormuş oluyor. Böyle yaparsanız yani uçtuktan sonra biraz dinlendirip yemleyip yerine koyup istediğiniz zaman tekrar çıkarsanız çok daha iyi randıman alırsınız. Şimdi hafiften kovalayacağım kuşlarımı, bir idman yapsınlar tekrardan. Görüyorsunuz hafiften ürkütmeye gerek yok zaten. Şöyle yaptığım zaman onlar kalktılar bile. Yaklaşık bir haftadır uçuyorlar. Yeni yeni takla çevirmeye çalışıyorlar. Bel kırmaya başladılar. İstekliler. Yavrular uçururken de çok kalabalık uçurmayın arkadaşlar. Uçum düzeni en güzel dörtlü gruptur. Alışana kadar, yani kanatları güçlendirene kadar. Ama sonradan üçe düşürmeniz gerekir. En ideali budur takla oyun açısından. Beşli grupla da başlayabilirsiniz. Beşli gruptan sonra üçe de düşürebilirsiniz. Ama öncelikle tabii ki dediğim gibi dörtlü grup en ideal gruptur uçuş düzeni kanatlarını güçlendirmeleri açısından. Benim elimde fazla yavrum olmadığından şu anda üç kuşla başladım. Ben üçünü bir uçurdum. Şu anda gayet uyumlu bir şekilde hepsi aynı düzende uçuyorlar, görüyorsunuz. Burada dikkat etmemiz gereken yavruları uçururken taklayı çevirmemiş yavrularla taklayı çevirmiş yavruları bir uçurabilirsiniz. Ama kafa kaldırmış yavrularla artık işte bel kıran yavruları aynı anda uçurmamanız gerekir. Görüyorsunuz zevkli, rahat bir şekilde. Şimdi bu kuşlar arkadaşlar benim bildiğim, izlediğim kuşlar değil. Ben özellikle bunları sizin için planladım. Yani hazır bir kuş alabilirdim. Hazır bir kuş almadım. Kendi kuşlarımı kendim üretmek istedim. Çünkü ben uzun yıllar ara verdim. Tekrar başladım. Uzun yıllar ara verdim derken yani 3 yıl ara verdim. Kendi kuşlarımı kaybettim maalesef. Emanet ettiğim yerlerde geri dönüşleri olmadı. O yüzden tekrar bu 6 ay öncesinden tekrar pazardan alışveriş yapar gibi düşünün. Domates, biber, nasıl bir yemek yapacaksınız? Domates, biber, salatalık neyse ihtiyacınız, patates, soğan toplar gibi topladık güzel bir yemek çıkarmak için. Şimdi kendi kuşçuluğumuza göre kuşlarımızı seçtik. Onları eşleştirdik. Onlardan çıkan yavrular şimdi bunlar. Bunları beraber uçuracağız, göreceğiz. Eksikleri nelerdir? Nerede hata yapıyorlar? Nerede hata yapıyorlar? Neleri fazla, neleri eksik? Hepsini göreceğiz arkadaşlar. Şu an gayet kuşçuluğumuza göre seçtiğimiz için biraz tabii ki gayet güzel randımanlı, zevkli yavrular, sağlıklı yavrular.
Görüyorsunuz da zaten zevkli bir şekilde uçuyorlar, açıkta uçuyorlar, geziyorlar. Herhangi bir yere konma gibi durumları söz konusu değil. Herhangi bir kuşa karışma durumları söz konusu değil hayvanlarımızın. Tabii bunları bu hale getirmek için biraz tecrübe lazım, zaman lazım, kuşçuluk birikimi lazım. Yani kısacası biraz beni takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz zevkli bir şekilde uçuyor hayvanlarımız. Şimdilik biraz durdurayım isterseniz. Biraz daha izleyin. Durdurayım. Biraz da inişlerini çekelim. Şimdi bir de arkadaşlar şöyle bir konu var. Şimdi terasta uçuran arkadaşlar için söyleyeyim. Terasta uçuran arkadaşlar aslında oyun kuşu için oyun kuşunu oynatmaları çok zor arkadaşlar. Şimdi gerçek bu. Kolay kolay çatıda kuş oynamaz. Oynayan kuş, bunun da her türlü hatasını görürsünüz aslında. Yani yerde uçuran çok iyi oynayan kuşları bugün hani parayı vererek de izleyip de alsanız bile kendi çatınızda uçurun. Çoğu oynamayabilir, yapışabilir. Bu kuşları çünkü siz havada görmediniz, terasta görmediniz. Sadece yerde uçmuşlardır. Bunun detaylarını ilerleyen videolarda zaten paylaşacağım, bol bol konuşacağız. Ama şu anda dediğim gibi yavru uçurmakla başlıyoruz. Beraber kuşlarımızı göreceğiz. Eksikleri, fazlaları neler? Beraber izleyeceğiz. Bu hale nasıl getiriyoruz? Nasıl bir zaman aşımında kuşlarımızı oynatacağız? Hep birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Beni takip etmeyi unutmayın. Şimdilik durduruyorum dediğim gibi videoyu. Kuşlarımız birazdan inerken de tekrar inişlerini çekeceğim. Yer hakimiyetlerini görmeniz açısından. Kuşlarımız iyice yükseldi arkadaşlar. Yine devam ettim. Biraz daha izleyin istedim. Görüyorsunuz bayağı açıldılar. Bayağı zevkli bir şekilde uçuyorlar. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Yani açık uçmaları, süratli uçmaları artı özellikler tabii ki. Görüyorsunuz zaten kanatlarını güçlendiriyorlar şu anda. Kendilerini hazırlıyorlar. Bu uçan 3 kardeş arkadaşlar, ikisi bir yuva kardeşi, bir tanesi farklı bir kuş. Farklı derken aslında anneleri, anneden şeyler yani teyze kızı gibi düşünün ama birinin babası farklı. O yüzden üçünü aynı anda uçurdum. Şu an gayet de uyumlular. Bir tanesi biraz iri yapılı bir kuş. Biraz daha kasalı bir kuş. Diğer ikisi daha minyon tipli, orta halli bir kuş.